Evet, 5. bölümü constraint satisfaction problemleri, yani koşul tatmin problemlerini çekeceğiz. Bu oynatma serisine eklediğimiz 27. video. 5. chapter ama konu olarak baktığımızda 6. video. Arada Lisp videoları girdi. 4. chapter'ı 7-8 videoya böldük. Lisp videoları var 10-11 tane. Toplamda 27. videoyu ekliyoruz. Ama 5. chapter'ı, kitaptaki 5. chapter'ı işleyeceğiz. Şöyle hatırlayacak olursak içeriğimizi, gittiğimiz yeri hatırlayacak olursak. Bu arada siteden indirebilirsiniz. Site işte sadeevrenseker.com olarak girdiğiniz, şöyle girişinden itibaren göstereyim. Burada Courses'ın altında derslere girerseniz Introduction to Artificial Intelligence dersi. Dersin sitesindeki sırayla gidiyoruz. Slaytları indirmek isterseniz, sunumları indirmek isterseniz veya kodları indirmek isterseniz, Lisp videolarına yazdığım kodları buradan tıklayarak indirebilirsiniz. Bu videoyu da çektikten sonra slaydını, PPT'lerini, PowerPoint sunumlarını koyacağım şeye, siteye, oradan indirebilirsiniz. Şimdi Constraint Satisfaction Problem'dan sonra gene Scheme videolarımız, Dr. Racket videolarımız, Lisp videolarımız gelecek. Sonra oyun videolarına bakacağız. Oyunları nasıl yapay zeka ile zeki hale getirebiliriz? Ondan devam edeceğiz. Arada midterm falan var. O soruları da sizinle paylaşırım. Sizler de eğlence için çözersiniz. Tabii sınavları okuma mümkün olmaz. Herkesin göndereceği soruları ama en azından soruları paylaşırım. Siz bir şekilde onları çözüp neler soruluyormuş yapay zeka dersinde belki bir fikir verebilir. Şimdi konumuza girelim. Constraint Satisfaction Problem, yani koşul tatmin problemi diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz şeyler. Ben öncelikle bunların ne olduğundan biraz bahsetmeye çalışacağım. Birkaç tane örnek uygulama üzerinden gerçek hayatta nerede karşımıza çıkıyor? Yapay zeka problemi olarak nerede ortaya çıkıyor? Ne anlamda bize fayda sağlıyor bunları çözmek ve nasıl çözebiliyoruz? Bu video kapsamında ondan bahsedeceğiz. Aslında şöyle basit bir örnekle başlarsak daha iyi olur. Şöyle bir harita olduğunu düşünün. Bu işte bir yerin haritası. Çok da önemli değil. Avustralya'nın haritası ama yani bir herhangi bir yerin haritası olduğunu düşünün. Bu haritayı bu map coloring problem diye geçer. Haritayı renklendirmek istiyorsunuz. Şimdi her bulunan şehre diyelim veya eyalete veya işte ülkeye, ülkelerin haritasının renkli haritasını düşünün. Bir renk vereceksiniz. Soru şu, en az kaç renkle bütün haritayı, komşu iller tabii komşu şeyler, ülkeler farklı renkte olacak. Yani aynı renge boyarsınız bunlar aynı ülkeymiş gibi gözükür. Komşular farklı olacak ama mesela burada kırmızıyı kullandım. Tekrar burada kırmızıyı kullanabilirim. Arada mesela mavi ile yeşil kullandım diyelim. Kırmızı kullanabilirim. Çünkü o zaman bu kırmızıyla bu kırmızının komşu olduğu gibi bir anlam çıkmaz. Komşu olmadıkları anlaşılıyor. Dolayısıyla kaç farklı renk ihtiyacınız var en az ki bu haritayı boyayabilin? Bu meşhur problemlerden birisi. Bu arada bu eskiden, çok eskiden gelen problemlerden birisi. Kaç renge ihtiyacımız vardır? Map coloring problemi. Bunun için insanlık bir cevap buluyor. Deneme yapıp buluyorlar. Ben biraz hikayesinden bahsedeyim olayın. Sonra yapay zeka kısmına geçeceğim. Buluyorlar. Bunun için işte renk, 3 tane renk yeterli midir mesela? 4 renk mi gerekir gibi sorular sorulduğunda. 3 renk yeterli ama bu 3 rengin 3 renk olduğunun ispatlanması mümkün olmamıştı. Ne zamana kadar? Yapay zeka çalışmalarına kadar. Yapay zekanın kazandırdığı şeylerden birisi de bu ispat yöntemleri. Bunu bilgisayarlar ispatlayabildiler. 3 rengin yeterli olduğunu ancak. Ve herhangi bir harita düşünebilirsiniz. Kendiniz değişik haritalar çizip deneyin. 3 tane renkle boyayabiliyorsunuz. 3 farklı renk kullanarak şeyleri boyayabiliyorsunuz. Haritaları boyayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bunun ispatlanması biraz vakit almıştı. Peki, şimdi şöyle bakalım. Burada boyanmış hali var. 3 renkle çözülmez diyorsanız, hani 3'ten fazla renk gerekir diyorsanız, işte çözümü burada. Onu da görmüş olun. Kırmızı, yeşil, mavi, tekrar kırmızı, yeşil. Çünkü bunlar artık komşu değiller. Burada tekrar kırmızı kullanılabilir. Ve olay çözülmüş oldu. Yani mesela ortada bir tane şey olsun. Bunun etrafında böyle bir papatya gibi bütün şeyleri dağıtın. 3 tane renk yeterli oluyor. Şimdi bu problemi constraint problem haline getirdiğinizde aslında koşullar var. Nedir koşullar? Mesela şöyle bütün bu şeyleri, ülkeleri diyelim, eyaletleri yazdığınız zaman şöyle WA buradaki işte West Australia, North Territory, Queensland vesaire şeklinde yazdığınız zaman bunların hepsini komşulukları var. Kim kiminle komşu. Aslında böyle bir grafa çevirmeniz mümkün. Bunu bir graf olarak, bir şekil olarak göstermeniz mümkün. Ve komşulukları burada gösteriyorsunuz. Tanzanya'nın herhangi bir yere, pardon Tanzanya demişim, Tazmanya'nın herhangi bir yere komşuluğu yok. Bu komşuluğu olmaması durumundan dolayı da bu unconnected, bağlı olmayan bir graf haline geliyor. Connected graf değil. Bu graf üzerinde baktığınızda
Şartları belirtiyorsunuz. Diyorsunuz ki işte mesela şununla şu aynı renkte olamaz. Bunun da bu aynı renkte olamaz. Dolayısıyla bakın şu üçünün farklı renk olacağı buradan çıkıyor. Aslında WA ile SA farklı renkte olacak. NT ile WA farklı renkte olacak. Ama mesela WA ile Q'nun farklı renkte olmasını gerektirecek herhangi bir koşul yok. Dolayısıyla kimlerin birbirinden farklı olduğunu ortaya çıkarttığınız zaman kaç tane farklı renge ihtiyacınız olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu farklı renk sayısı da 3 olarak bulunabiliyor Constraint Satisfaction'da. Şimdi tabii bu problemin çözümü ve bunun kodlamaya geçirilmesiyle ilgili konuşacağız ama ben problem birazcık anlaşılsın. Bu Constraint Satisfaction problemler önemli çünkü gerçek hayatta da çok çıkıyor. Nedir bunlar? Ne anlama geliyor? Nerelerde karşımıza çıkıyor? Onlardan biraz bahsedelim istiyorum. Sonra detaylarına gireceğim. Mesela kriptoaritmetik dediğimiz şöyle bir şifreleme problemi var. Ondan biraz bahsetmeye çalışayım. Mesela şöyle, bu meşhur şifreleme yöntemlerinden birisidir. Bunlar harf, T, W, O harfleri diye okun. Yani to diye okunuyor, iki anlamına geliyor sayısı olarak veya for, dört anlamına geliyor ama bunlar harf. Mesela bir şifre göndereceksiniz, bir mesaj göndereceksiniz. Mesela işte yarın saldıralım şu saatte veya işte banka hesap numaram şu şifreli olarak göndermek istiyorsunuz. Bunu yazıyorsunuz böyle kelime kelime. Altına aynı kelimeleri bir daha yazıp sonra topluyorsunuz bunları ve sonuçta bir değer çıkıyor. Şimdi bu toplama işlemi sırasında mesela biz bunu burada istenilen şey mesela to ile to toplanacak, for çıkacak. Dolayısıyla tabii o ile o toplanınca R harfini vermiyor. Bunların ASCII kodlarını veya alfabedeki sıralarını vesaire diye düşünebilirsiniz. O işte kaçıncı harfse sayıya dönüştürebilirsiniz. Vermiyor. Dolayısıyla 3 tane değişken kullanılacak burada. Her bir operasyon için O ile O'nun toplanması, W, W ve T ve T'nin toplanması ve şuradaki harflerin çıkartılması için belli bir miktar bunların ötelenmesi gerekiyor. İşte o ötelenme miktarı da mesela şifremiz olacak. Şimdi bu ötelenme miktarını bunu iki taraf da bilecek. Bir taraf gönderecek, diğer taraf açarken o şifreyi kullanacak. Bizim kripto videolarımız var. Çok bu şifreleme işlerine meraklıysanız onlarla ilgili bir video serisi hazırlamıştım. O video serisini de izleyebilirsiniz. Oradaki Wigner Cipher'a benzeyen bir yapıdır. Daha detaylı merak edin arkadaşlar için ama bu dersin konusu değil. Bu dersin konusu şöyle. Şunu biliyoruz değil mi? Bakın O ile O toplanınca R çıkacak. Yani şöyle bir grafa çevirmemiz mümkün bunun. O ile O toplanıldı, R çıktı. Yani şuradakini toplama işlemi olarak görün ama bunun x1 kadar da bir ötelenmesi söz konusu. Yani O ile O toplandı, R çıktı ama burada x1 değerimiz var. X1 kadar ötelenmiş. Bu hani elde var şeklinde de düşünülebilir yani W toplanacak U. Buradaki carry bit gibi, carry value gibi buradan taşınılacak olan değer x1. Şimdi U ve W var. Buraya x1 ekleniliyor. Eklenildikten sonra W toplanıyor. U çıkıyor. X1 ekleniyor ama X2 buradan çıkan sonuç T ile T'nin toplamına girecek. Elde var gibi. T ile T toplanmış. O çıkıyor. X2 burada devreye giriyor. Tabii T ile T toplandı. Buradan gelen bir X2 var. Elde var biti gibi düşünün. Ama O burada vardı zaten. Daha önceden şuradaki O'ları kullanmıştık. Yani buradaki O'lar aslında şuradaki O ile aynı. Dolayısıyla T ve T toplandı. O çıktı. Dolayısıyla şuradaki O'ya geri dönüyor. Sonra tabii bundan da F çıkacak. X3 çıkacak. Dolayısıyla böyle bir mesela problem verilmiş. Böyle bir problem mesela. Basit bir problem. Şimdi bunlar gerçek hayatta ne işe yarar diyorsanız şöyle gerçek hayat örneklerini verelim. Constraint Satisfaction problemlerle ilgili. Mesela assignment problemleri. Kimin kimi atanacağı. İşte bir nöbet tutulacak. Hangi hemşire atanacak o nöbete? Doktor atanacak. Askerde nöbet tutulacak. Veya ders anlatılıyor diyelim. Hangi sınıfın dersini hangi hoca anlatacak? Veya işte araçlarınız var. Bir sürü araç filonunuz var. Hangi araç hangi işe atanacak? İşte diyelim ki mesela servis gönderiyorsunuz. Hangi servise hangi bölgeye atayacaksınız? Vesaire gibi bir sürü problem olabilir. Atama problemleri genelde. Timetabling problemleri, zaman çizelgeleme problemleri. Mesela işte değişik kriterler oluyor değil mi? Herkes her şeyi yapamıyor. Mesela diyelim ki işte bir tane baş hemşire duracak, bir tane hemşire duracak, bir tane ameliyat hemşiresi hazır duracak, nöbet tutuluyor diyelim. Bunların değişik özellikleri var. İşte birisi bir gün tuttuysa ertesi gün tutmayacak. İşte o gün mesela ameliyata girdiyse akşamında nöbet tutmayacak. Nöbet tuttuysa ertesi gün geç gelebilecek falan gibi bir sürü koşullar var. Veya işte bir kişi aynı anda iki yerde olamaz. İki farklı binada nöbet tutuluyor. İşte birinde tuttu diğeri veya bir binadan diğerine gidecekse arada yürüme mesafesi var. Yani yüzlerce koşul sayılabilir size. Veya işte hocanın zaman çizelgelemesini çıkartacaksınız. Bir hocayı ders atıyorsunuz. İşte hoca şurada derse girecek, şu derse girecek, günde şu kadar saatten fazla derse giremez vesaire yazdığınız bir sürü kriterler var. Bir sürü koşul böyle sayabilirsiniz. Yani herhangi bir problem için sayabilirsiniz. İşte mesela nakliye yapılacak. Bu kamyon şu ürünü taşıyabilir. Üzerinde soğutma sistemi var. Ötekinin üzerinde soğutma sistemi yok. O şunları taşıyamaz. Taşınacak eşyalar arasında bu var. O zaman o gitsin geri gelsin, şu gitsin gelsin gibi zamana bağlı bir sürü iş tanımlanabilir. Genelde atama işlemleri, matching işlemleri yani
yani eşleşme işlemleri mesela. Bunların çok matching problem olarak çok geçer. Bu çöp çatanlık siteleri falan da mesela. İşte kız var, erkek var, bunlar eşleştirilecek. Veya iş bulma siteleri. Mesela iş var, çalışan var, işçi var. Yani çalışma adayı olan kişi var. Özgeçmişinizi falan yüklüyorsunuz ya şimdi sitelere, mesela iş bulma sitelerine. Elinizde belli özelliklerde çalışan aday var. Bir yanda da iş arayan adam, çalışan arayan adam var. Adam bulmak istiyor. Bunları match ettireceksiniz. Hangi çalışanı kime göndersek veya hangi şey. Buna benzer matching problemler çok meşhurdur. Çok çıkar yani karşımıza bir şeylerin eşleştirilmesi. Mesela öğrenci var elinizde puan almış. Hangi üniversiteye yerleştirilecek? Veya işte üniversite var, öğrenci almak istiyor. Hangi öğrenciyi alacak? Bunlar şimdi Türkiye'de merkezi sistemle falan yapılıyor ama şöyle düşün. Her üniversitenin kendi öğrencisini aldığını düşünün mesela. Değişik kriterler. Her üniversitenin farklı kriterleri var. Her öğrencinin farklı beklentileri var, istekleri var. Kimisi diyor işte ben şu kadara kadar para ödeyebilirim. Kimisi ben para ödeyemem diyor. Kimisi işte şu bölümü okumak istiyorum diyor. Okuduğum bölümde ama şu da olsun, çap da yapmak istiyorum diyor. Aynı zamanda şu kulüp de olsun diyor. Şu dersi de alayım diyor filan. Değişik kriterleri var. Öğrenciler kriterlerini yazıyorlar bir yere. Üniversitelerde verebilecekleri imkanları yazıyorlar ve öğrencilerden beklediklerini yazıyorlar. İşte şöyle öğrenci olsun, böyle öğrenci olsun. Sonra bunları match ettiriyorsunuz. İşte yüzlerce üniversite, yüzlerce okul mesela diyelim. İşte milyonlarca öğrenci bunları match ettirtip en iyi kombinasyonları oluşturup herkesi mutlu edecek bir sonuçta çıkartmak istiyorsunuz. Şimdi böyle dünyaları düşündüğünüz zaman, böyle problemleri düşündüğünüz zaman burada tabii şey sıkıntısı var. Tatmin edilecek bir sürü koşul var. Çünkü herkesin koşulları var. Öğrencinin başka koşulları var, üniversitelerin başka, hocaların başka, herkesin başka koşulları var. Sizin amacınız burada, birincisi tabii mümkünse, bütün koşulları tatmin etmek. Yani tanımlanmış, 100 tane koşul tanımlanmış size, şunlar şunlar, yüzünü birden tatmin etmek. Şimdi tatmin olamayacağı durumlar olabiliyor, konflikler olabilir. Yani bazen öyle koşullar istenir ki, bu koşulların hepsini birden bir araya, yani tatmin edilebilmesi, sağlanabilmesi mümkün olmayabilir. Böyle bir durum varsa, işte o zaman o koşulların konflikt oluşturduğu, çözülemeyecek bir problem oluşturduğu veya eldeki kaynaklarla. Şimdi önce koşullar kendi içinde çelişik mi? Bir çelişki oluşturuyor mu? Sonra çelişki oluşturmayabilir ama tatmin edecek kaynak da olmayabilir. Bazen o da olabilir. Mesela öyle bir öğrenci yok. İstedikleri şeyler mantıklı ama öyle bir öğrenci yok mesela üniversitenin istediği. Veya öyle bir çalışan yok mesela şirketin istediği. Veya öyle bir nöbet çizelgesi oluşturulamıyor mesela istenilen şeylerle. Elimizdeki mesela doktorlarla öyle bir nöbet çizelgesi oluşturulamıyor elimizdeki askerlerle. Bu da kaynak sıkıntısına olabilir. Dolayısıyla constraint satisfaction problemleri öncelikle anlamamız lazım. Birincisi bir koşul var, o koşulu tatmin etmek istiyoruz. Koşullar. Bu koşul tatmin problemini burada her yerde kullanabilirsiniz. Yani sadece matching, sadece planning, sadece timetabling gibi problemler, yani eşleştirme, zaman çizelgesi hazırlama gibi problemleri düşünmeyin. Mesela şunlar da bir constraint satisfaction problem olabilir. Siz bir cümle kuracaksınız, bir yapay zeka yaptınız. Yapay zeka bir cümle kuracak. Kuracağı cümlede kullanacağı kelimeler var ve o kelimelerin belli koşulları sağlaması gerekiyor. Elinizde bir sözlük var. O sözlükten işte diyelim ki 1 milyon tane kelime girdiniz. Çok fazla sayıda kelimeniz var. O koşulu sağlayan kelimeler. Bazen mesela öyle değil midir? Bizim de kullanırken, cümle içinde kelime kullanırken aynı anlama gelen 10 tane kelime var. Ama kelimelerin de farklı özellikleri var. Bazen melodisinden, sesinden, bazen vurgusundan, bazen geçmiş hikayesinden yola çıkarak bazı koşullar yüklüyorsunuz. Kelimenin üzerinde koşullar yüklüyorsunuz. Sadece kelimenin anlamı değil, başka şeyler de var kelimenin üzerinde. Bunlar tabii veri tabanınızda var sizin. Bir şekilde hafızanızda var. Onlara göre o koşullar. Aynı bu şekilde mesela sohbet robotları başka yerlerde falan da bu constraint satisfaction problemler kullanılabilir. Bir koşul tatmin problemi olarak herhangi bir yapay zeka problemini düşünebilirsiniz. Veya bir arama algoritmasını, arama problemini de bir constraint satisfaction problem haline dönüştürebiliriz. Aranabilecek koşulların olması ki neticede zaten bu constraintler tanımlanıp onların üzerinde de bir arama algoritması çalıştıracağız. Birazdan bahsedeceğim işte o bizim başlardan anlattığımız depth first search'ler, derin öncelikli aramalar, işte breadth first search'ler vesaireler constraint satisfaction problemlerinde çözüm için kullanılabiliyor. Ki başka şeylerimizi de kullanılabiliyor. Ama aslında her şey arama üzerinden gidiyor. Yani mesela genetik algoritmalarla ilgili soru soran arkadaşlar oldu. Yapay zeka videolarına başlayınca hocam onları daha detaylı anlatın falan diyenler oldu. Tabii o ayrı bir konu. Onunla ilgili bir dönem boyunca konuşulabilir ama genetik algoritmada özü itibariyle aramadır. Aslında genetik algoritmada worst case'de bütün ihtimalleri arar. Ve dolayısıyla aslında bir arama algoritmasıdır. Sadece orada genetik algoritma kullanılarak, değişik operasyonlar, operatörler kullanılarak arama algoritmalarının daha başarılı çalışması hedefleniyor. Daha az sürede, daha az ihtimale bakarak bir sonuç üretmesi hedefleniyor. Her zaman oluyor mu? Ayrı bir tartışma.
Ama şey ne denir? Sonuçta aramaya dönüyoruz. Arama o yüzden önemli. Yani yapay zeka videolarında arama konusu önemli konulardan birisi. Peki gelelim şu birazdan yöntemlerden bahsedeceğiz. Nasıl arama yapıyoruz veya nasıl çözümler üretiyoruz ama şöyle basit birkaç şeyden bahsedelim. Bir defa bu constraint satisfaction problemları ikiye bölmemiz gerekiyor. Yani bunlar bir discrete variable'lar üzerinden yani sonlu sayıda ve kesik veya ayrıklı. Türkçe'de kesik veya ayrık deniliyor diskrete. İkisini de kullananlar var, ikisini de gördüm. Farklı problemler. Mesela job scheduling öyledir. Yani işin ne zaman yapılacağı, kimin mesela Ahmet işte şu işi 2 saat boyunca yapacak, sonra şu işi 3 saat boyunca yapacak, Mehmet şu işi yapacak, sonra şu işi yapacak falan gibi böldüğünüz işler, job scheduling'ler veya makinalara iş atama işlemi. Elinizde bir makine parkı var, mesela matbaanız var, 10 tane baskı makinanız var, hepsinin basma hızları farklı, üzerinde birisi renkli basabiliyor, birisi basamıyor. Bu işi atadınız. Hangi makine hangi işi ne kadar yapacağı discrete bir problem. Orada kesikli bir problem. Bir iş bitiyor sonra başka iş başlıyor. Arada setup time'ı var. İşten işe geçiş zamanları olabilir. Başka şeyler olabilir ama discrete bir zaman. Continuous'tan bahsettiğimiz zamansa orada sürekli bir süreç var. Yani mesela bir şirketi açtınız veya bir dükkan açtınız. Basit bir bakkal dükkanı açtınız. Bakkal dükkanının bir gün boyunca yapabileceği işler. Siz hiçbir iş yapmasanız bile kiranız sürekli işliyor. Elektrik sürekli yanıyor. Personel maaşını sürekli ödüyorsunuz. Bir süreklilik var. Her saniye, dakika, saat, bir saat istediğiniz bir kesit alın. O kesit için bir maliyet hesabı yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman kesitine. Ama zaman sürekli akıyor. Dolayısıyla orada bir süreklilik var. Siz o continuous problemi discrete'e çevirebilirsiniz. Yani dersiniz ki ben burada günlük RAM'lar, günlük planlar yapıyorum. Günlük kesitler alıyorum ve o günlük planı yapacağım. Dolayısıyla benim için gün vardır ve bir günü bir varlık olarak kabul ederim dersiniz. Ondan sonra onun üzerinden discrete bir problem tanımı olabilir. Ama aslında biliyoruz ki problem tanımı itibariyle continuous bir problem. Sürekli bir problem mesela. Orada değişik fonksiyonlarınız var. Satışlarınız var, kiranız var, işte nakliye maliyetleriniz var, ürün bazında işleyen işler var veya değişik maliyetleriniz var. Şimdi veya işte burada verilmiş Hubble teleskobunun observation, sürekli bir observation yapıyor, sürekli bir gözlem yapıyor. Böyle resim çek bırak, resim çek bırak şeklinde değil, orada bir süreklilik var. Dolayısıyla bir önceki resimde, bir sonraki resimde objelerin nereye hareket ettiği de önemli şeylerden birisi. Video streamingler mesela değil mi? Bunlar constraint satisfaction problemlar. Mesela işte YouTube'dan izliyorsunuz bu videoyu şu anda. YouTube'da işte bizim kanalımız var. Bizim herhangi bir videomuzun mesela sürekli olarak işlenmesi, onunla birlikte o videonun aynı zamanda belli koşulları da sağlaması nedir mesela? İşte ben bir diyelim ki örnek kopya bir resim kullan, kopya bir müzik kullandım şeyde kendi videomda. O müziğin başka birine ait olduğu, telif hakkı olduğunu vesairesinin bulunması. Zaman içinde sürekliliği olan constraint satisfaction problemlardan birisi ve kimseye ait bir müzik olmayacak mesela böyle bir koşul konuluyor değil mi? Veya aitse de onun telifi ödenmiş olacak vesaire vesaire. Peki şimdi burada demek ki continuous ve discrete diye problemi ikiye ayırıyoruz. Şimdi bir de constraint'lerin değişik şekillerde tanımlanması lazım. Unary dediğimiz tek bir operatör üzerinden tanımlı olan constraint'ler. Burada bir şey olup olmaması. Mesela şu şeyi düşünecek olursak, buradaki şehirleri düşünecek olursak, mesela Avustralya kırmızı olamaz. Western Australia'nın kırmızı olamaz. Batı Avustralya kırmızı olamaz dediniz. Bu bir koşul. Ve burada rengi tek bir koşul, rengi tek bir operatör ve bu operatör üzerinde tek bir koşul tanımladınız. Veya işte şu hoca şu gün ders vermiyor. Tatil adamı. Veya işte şu şirket şu tip çalışan almıyor. Şuradan mezunları almıyor. Veya sadece şuradan mezunları alıyor. Mesela. Bu bir koşul. Bunu koyabilirsiniz. Bir de binary constraint'lerimiz var. Burada iki tane operatörünüz var. Mesela buradaki örneğe gidecek olursak şu South Australian'la Western Australian aynı olmayacak. Çünkü bunlar komşu, komşular aynı renkte olamaz dedik. Veya işte diyelim ki gerçek hayattan bir örnek bulalım. Siz hem şu günde hem şu günde nöbet tutamazsınız. İkisinden birinde tutacaksınız. Ya bugün tutacaksınız ya bugün tutacaksınız. İki tane nöbet gününüz var. Veya hafta sonu nöbet tutan hafta içi nöbet tutamaz mesela. Veya yani buna benzer örnekler geliştirebilirsiniz. Dolayısıyla burada ikili constraint'leriniz var. Veya daha üst constraint'ler tanımlayabilirsiniz. Üç veya daha fazla değişkenli. Bu mesela kripto
aritmetik örnek buydu mesela. Çok değişkenli, çok üstten. Buradan x1, x2, x3 değişkenleri var. Bu x1'in de x2'nin de x3'ün de belli koşulları tatmin etmesi gerekiyor. Ve bu değişkenler tanımlanmış. Aynı anda birden fazla değişkenin, aynı anda birden fazla constraint'in sağlanması gereken durumlar. Mesela şey örnekler olabilir. İşte bu sınıf programı yapıyorsunuz diyelim. Sınıf programı yaparken işte sınıfı ayarlayacaksınız. Uygun sınıf olması lazım. Yani mekan olarak sınıfın uygun olması lazım. O saatte öğrencilerin çakışmaması lazım dersinin. Hocaların çakışmaması lazım dersinin. İşte bir de dersin verilebilmesi lazım bir yerlerde. Yani bakın sınıf var, ders var, öğrenci var, hoca var. Yani bütün bunların belli koşulları var. Ders üzerinde belli koşullar var. Ön koşullar olacak şu. Öğrenci üzerinde belli koşullar var. Çakışmayacak, alttan almayacak, üstten almayacak şunlar bunlar. İşte sınıfın belli koşulları var. İşte 20 kişilik sizin sınıf kaç kişilik ona uygun olacak. O günde başka saatte çakışmayacak falan. Bütün bu constraintlerin aynı anda satisfy edilmesi gerekiyor. Tamam. Dolayısıyla problemleri bu şekilde düşünebiliriz. Yani constraint satisfaction problemleri tanımak anlamında, sınıflandırabilmek anlamında discrete olabiliyor, continuous olabiliyor. Unary, binary veya high order olabilir. Daha yüksek seviyeli olabilir. Koşullarımız var. Bu koşulları daha sonra bahsedeceğiz. Bir rule based sistemlere doğru gideceğiz. Kural tabanlı sistemlere doğru gideceğiz. Yani belki bu sistemleri bir robotun kural tabanı olarak tanımlayacağız. Ve diyeceğiz ki robot şu 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 kurallara uymak zorundadır. Bir, insanlara zarar veremez mesela. Değil mi? Böyle bir kural tanımlayacaksınız ve o kurallar üzerinden gideceksiniz. Şimdi bu şeylerden bahsettik. Şimdi normalde bir constraint satisfaction problem'ı nasıl çözüyoruz? Tamam, şimdi problemi anladık herhalde şimdiye kadar. Şimdi artık çözümüne geçelim. Biz bilgisayar bilimciyiz, biz programcıyız, yazılımcıyız. Biz bir kod yazacağız, problem çözülecek. Kod yazmadıktan sonra o işi çözdük hissi yok, değil mi? Kafamızda bir şeyler anlatsalar bile kod yazılmadan o iş bizim için çözülmüş değildir. Bunları Dr. Racket ve Lisp ile nasıl kodlanılacağını anlatacağım. Kodlama videolarını bir yandan devam ettiriyoruz. Başladık. Orada anlattık işte bread first searchler, depth first searchler, bir ağaç nasıl reprezent edilir, hatta ödevlerini verdik. Oradan bir yönden gidiyoruz. Tabii önce teorisini anlatıyoruz, sonra uygulamasını. Teorik olarak önce anlatacağım şimdi nasıl çözüleceğini, kodlamaya nasıl dönüştürülebileceğini. Sonra da kodlarını da yazıp göstereceğiz. Yoksa öyle bunlar böyle çözülür deyip bırakmak yok. Kod yazmadıktan sonra o işler olmuyor. Peki, ama kod yazacak olsak nasıl yazarız? Algoritması nedir? Nasıl çalışır? Ondan bahsedelim. Öncelikle bir defa boş bir kümeyle başlıyoruz. Bu boş kümenin içine sonra da tabii koşullarımız var. Bakın koşullar ayrı bir yerde duruyor. O koşulları tatmin edeceğiz. Hepsini tatmin etmek amacımız bu arada. Onu da söyleyeyim. Problem tanımında size partially constraint satisfaction problem'lar var. Yani böyle kısmi olarak tatmin edilebilen problemler var. Veya konfliklerin algılanabilmesi var. Çakışmaların algılanabilmesi var. Onlardan bahsettim ama o ayrı bir şey. Şurada bahsedeceğimiz şeyler, burada anlatacağımız şeyler. Ne denir? Tamamını çözmek. Amacımız tamamını çözmek. Tamamını tatmin etmek. Peki ve tamamını tatmin edene kadar da durmuyoruz. Arama işlemimiz devam ediyor. Peki ne yapıyoruz? Öncelikle tatmin edilen ve çözüm kümesinden bahsediyoruz. Çözüm kümesi boş olarak başlatıyoruz. Elimizde hiçbir çözüm yok ilk başlarda, doğru mu? Sonra bazı değerler atıyoruz. Bu değerler rastgele atanılabilir. İlk seçim yapılabilir. Ve bu değerleri ilk değeri atadıktan sonra hedef konumuna ulaşana kadar değer atamayla devam ediyoruz. Burada kullanacağımız algoritmanın ne kadar zeki olduğu, ne olduğuna göre iş değişir. Ama özet olarak yapacağımız şey hep böyle olacak. Bir başlangıç çözümü üretmeye başlıyoruz. Ürettiğimiz çözüm tatmin ediyor mu etmiyor mu diye bakıyoruz. Yani bize vermişler mesela diyelim ki renkleri vermişler. Demişler ki al sana 500 tane renk. Bu 500 renkle bu haritayı boya. Biz de bir yere alıyoruz, boyuyoruz. Tamam, güzel. Bu birinci adımımız, bir deneme, ilk denememiz. Ondan sonra yanındaki komşuyu alıyoruz, başka bir renkle boyuyoruz. Sonra başka bir renkle boyuyoruz, sonra başka bir renkle. 500 renkle farklı boyayabildik. Güzel. Düşür onu 400'e, 300'e, 200'e. 2 renkle boyayabilir miyiz? Aldık bir rengi, boyadık. Onun komşusunu boyadık. Yanındakini boyadık, olmadı. Şimdi ne yapacağız? İşte orada çözüm yok. Tamam. Orada başka, öteki renkle denedik, o da çözüm olmadı. Demek ki buradan çözülemiyor diyebiliyoruz. Bu şimdi kullanacağımız arama algoritmasına göre mesela depth first search ile gidiyorsak orada bir çıkmaz sokak anlamına geliyor. Oradan çıkamıyoruz demek derin öncelikli aramada. Ne yapacağız? İşte o da çözüm yöntemlerimizden backtracking denilen bir şey var. Geriye doğru izleme. Backtracking search'te ihtimalleri deniyorsunuz.
Bir yerden sonra çıkmaz sokağa girdiyseniz, çıkmaza girdiyseniz geri dönüyorsunuz. Şimdi bunları böyle teorik olarak anlatmak yerine uygulama anlatmayı seviyorum. Teorik o notasyonları akademisyen olacak arkadaşların öğrenmesi gerekiyor. Şart o notasyonları aynen roman okur gibi okuyabilecek seviyeye gelmeniz gerekiyor ama bu videoları genel olarak çektiğim için çok fazla onların detayına girmeyeceğim. Daha basitleştirerek kolay anlatmaya çalışıyorum. Mesela haritamız bu ilk başta. Boyayacağız. Şimdi bu haritayı boyayacağınız zaman 3 tane başlama ihtimaliniz var. 3 renkle boyanabilir mi? Test edeceğimiz şey bu. 3 renkle bu constraint'i satisfy edebilir miyiz? 4 olsaydı 4 renk ihtimali deneyecektik. 5 olsaydı 5 deneyecektik. 2 olsaydı 2 renk deneyecektik. Tamam. Elimizde kaç renkle çözülebileceğini bulmaya çalışıyoruz. Güzel. 3 renkle 3 ihtimalimiz var. 3 renkle başladık. 3 renkten sonra devamına bakalım. Şimdi kırmızıyı burada kullandıktan sonra şuradaki şehre 2 renk kalıyor. Hangisini kullanmak istersiniz? 2 ihtimal de yazıyoruz arama ağacımızda. Sonra kırmızı yeşili burada kullandık. Diyelim ki bunun devamında bu ihtimaller. Gördüğünüz üzere bir arama ağacı çıkıyor. Ve biz bu ağaçları seviyoruz. Niye? Çünkü şimdiye kadar hep problemlerimizi, algoritmalarımızı arama ağaçları üzerine, arama algoritmaları üzerine kurduk. Ve arama yapabiliyoruz. İşte aynı benzer şekilde mesela buradan devam ediyoruz ya. Daha da devam edecek. Yani buraya hangi rengi verebilirim? Buraya. Bunların da altında ağaç açılıyor ve devam ediyor. Tamam. Dolayısıyla elinizde koskocaman bir ihtimaller ağacı var. Ve bu ihtimaller ağacının içinde siz çözüm var mı diye arıyorsunuz. Bir yerlerde bir çözüm olabilir. Tabii ağaç böyle oluşturup hepsini bir güzel hafızada tutup ondan sonra aramıyoruz. Genelde ağaç da arama sürecinde oluşturuluyor. Yani şuraya bak demek aslında. Aslında yani bunun gerçek hayattaki programlamasına baktığınızda kırmızıyı koy. Ondan sonra buraya yeşili koy. Sonra bir de maviyi koy gibi devam eden aslında şu yol. Bu yolu aslında hafızada tutabilirsiniz. Burada tabii dinamik programlamalar şunlar bunlar devreye girebilir. O performans işini başka bir kenara bırakıyorum. Ama yaptığımız şey aslında bu arama uzayında, search space denilen arama uzayında bir sonuç aramak. Ve o arama uzayındaki sonucu bulabiliyorsak diyeceğiz ki bu çözülebilir. Ve aslında bir yandan da derdimiz o çözüme giden en kısa, en optimal yolu bulup diğerlerini hiç aramamak. Yani öyle bir yöntem varsa ki bize çat diye sonucu veriyor. Hiç böyle diğer ihtimalleri dolaşıp ya bu olmadı geri döneyim demenize gerek kalmıyor. O zaman o yol en iyi yoldur. O yolu bulabilmek de amaçlarımızdan birisi. Peki. Gelelim şimdi burada tabii ilk adımda bir değer atandıktan sonra ne yapacağız? İşte daha sonraki değişken ne olabilir? Hangi sırayla bunlar değiştirilebilir? Veya herhangi bir şekilde başarısızlığa giden bir durum var mı? Bunu tespit edebilir miyim? Şimdi birkaç tane yöntem anlatacağım size. Burada birkaç farklı teknik var, kullanılabilecek teknik var. Bunlardan birisi Minimum Remaining Values, MRV diye geçen. Bu yöntem şunu yapmaya çalışıyor. Bu arama uzayında ilk başta bir boş kümeyle başladık ya ve mesela bu harita için düşünecek olursak bir tane bölgeyi seçiyoruz. Bir renkle boyayıp onu çözüm kümesine koyuyoruz. Sonra geri kalanları da o başlamış olduğumuz çözüm kümesindeki şartın üzerinden inşa ediyoruz. Tamam. Şimdi burada soru şu. Biz hangi bölgeyle başlamalıyız? Hangi bölgeyi renklendirerek başlamalıyız ki mesela daha az ihtimal geriye kalsın? Yani bu amacı, buradaki şeyin amacı, çözümün amacı ağacın derinliğini azaltabilmek. Çünkü ne kadar az ihtimali geriye bırakırsanız o kadar daha az ihtimal deneyeceksiniz demektir. Tamam. Tabii bu mesela şöyle, diyelim ki burada bu ağaca başladığınızda ilk burayı seçtik ve burasıyla başladık ya. Şurayı da seçebilirdik, şurayı da, şurayı da, şurayı da. Herhangi bir bölgeyle başlayabilirdik. İşte MRV, Minimum Remaining ihtimal yani en az ihtimal bırakan çözüm bizim için öyle bir yer seçmeliyiz ki, öyle bir şehirden başlamalıyız ki geriye kalan ihtimaller minimize edilsin. Şimdi biz bakın buradaki ihtimalle başladığımız zaman, buradaki ihtimalle başladığımız zaman şurada iki tane bölge var ve bu bölgelerin alabileceği 3 rengimiz varsa zaten belli. Birine yeşil, birine mavi veya birine mavi, birine yeşil bırakacağız. Ve burada bir heuristik kullanıyoruz. Yani heuristik algoritmamız diyor ki sonuca giderken daha az ihtimali geride bıraktığın durumlar daha iyidir. Mesela şöyle olsaydı, şuradaki şu şehirle bakın, şu şehir hangisiydi hatırlamıyorum. Hangi bölgeydi dönelim bakalım. Evet, Güney Avustralya'ymış. Güney Avustralya ile başlasaydınız, bakın bunun komşusu 1, 2, 3, 4, 5 tane şey var, bölge var. Bu 5 bölgenin tamamının alabileceği renkleri azaltmış olacaktınız. Yani bu şimdi normalde ilk başta problem tanımında Batı Avustralya 3 renk alabilir, değil mi? 3 renginiz var, 3'ünü de alabilir. İşte Kuzey alabilir 3 renk, Queensland alabilir, hepsi 3 renk alabilir. Bir tanesini atadım ben, West Avustralya'yı atadığımda buradakiler 2 renge düşüyor otomatik olarak. 2 ihtimalden birisi. Ama bunlar hala 3 renge alabilir. Bunlarla ilgili bir koşul belirtmiyor buraya atamak. Ama buraya atadığımda, Güney Avustralya'ya atadığımda bütün
haritanın öyle bir ortada bir yer ki bütün haritanın alınabileceği renkler bir anda 3'ten 2'ye düşüyor. Çünkü oraya verdiğim rengi başka herhangi bir yerde kullanamam. Dolayısıyla bir anda ihtimali azaltmış oluyoruz. Burada tabii most constraint variable denilen bir şey var. En fazla constraint'i etkileyen durumu seçmek bu yöntem. Yani siz aslında constraint'lerimize baktığımızda, şu constraint haritasına baktığımızda nerede bizim? Ha, şu constraint haritası. Bakın burada zaten gözüküyor olay. Yani bu seçeneği, bu şehri renklendirmek iki constraint'e bağlı. İki tane komşusu var, iki edge'i var. Bunu renklendirmek üç constraint'e bağlı görünebiliyor. Mesela Tazmanya'yı renklendirebilmek hiçbir koşula bağlı değil. İstediğiniz renge boyayabilirsiniz. Tamam? Veya SA'yı, South Australia'yı renklendirmek 5 tane koşula bağlıymış. 5 koşulla gidiyor. Dolayısıyla burada kullanabileceğiniz yöntem most constraining variable en fazla en fazla ihtimali etkileyebilecek değişkenin seçilmesi durumu. Least constraining variable ise en az değişkeni etkileyebilecek durum. Tabi burada böyle bir çözüm getirmişler. SA ile başlamış. Aslında Tazmanya'yı renklendirmek daha doğru. Onun en az koşulu olan sıfır aslında o. Şöyle pardon. Şey yaptım. Evet, ben neden tıklayamıyorum bilmiyorum ama evet şöyle yaparsam olacak. Bakın şurada tekrar şu haritaya gidip dönecek olursak bu sıfır. Dolayısıyla bunu renklendirmek iyi bir fikir. Bunu renklendirdikten sonra en azla başlayacaksak V veya WA olabilir. Bu ikisi de 2'ye sahip. Onun dışındakiler daha fazla. Dolayısıyla orada istediğiniz herhangi birisini seçebilirsiniz. Ondan sonra devam edebilirsiniz. Diğerleriyle 3 ile 4 ile devam edilebilir. Bu da diğer bir heuristik yöntemimiz. Şimdi forward checking denilen bir şey var. Burada forward checking sırasında bütün ihtimalleri tutuyorsunuz. Yani W, INT bunların hepsi üçer tane renk alabilir mi? Alabilir. Ben bir tanesini seçtiğimde o renk belli oluyor ve artık diğerlerinden ihtimal azalıyor. Constraint'lerinden. Şimdi bir tane daha seçtik. Bakın diğerlerinden azaldı. Artık mesela SA artık mecbur mavi olacak. Başka ihtimal kalmadı. Şimdi bu bize backtracking ihtimalini azaltıyor. Neden? Çünkü mesela bir ihtimal denediniz. Denediniz bir yere kadar geldiniz ve tıkandı. Çözüm üretilemiyor. Mesela ne olabilirdi? Örnek olması açısından. Buraya kırmızı koydunuz. Buraya yeşil koydunuz. Şu ortadaki yere de mavi koydunuz. Değil mi? Bunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Yani şu anda işte şu North Territory denilen şuraya mavi koydunuz. Şimdi bu bir ihtimal. Arama uzayında böyle gitmiş olabilirsiniz. Ağaç çıkartıyoruz ya, ağacın başında buraya kırmızı koymayı tercih ettiniz. Sonra buraya yeşil koymayı tercih ettiniz. Buraya da mavi koymayı tercih ettiniz. Bu bir arama algoritması olarak ulaşılabilecek bir yer midir? Evet. Ama burada artık şuraya SA'ya bir şey koyma ihtimaliniz kalmıyor. Çünkü komşularında 3 renk de var. 3 renkle yapılabilir mi? Yapılamaz. Orada o zaman tıkanıyorsunuz. Tamam? Oradan daha fazla devam yolunuz yok. Ne yapacaksınız? Geri döneceksiniz. Diyeceksiniz ki ha buraya mavi değil de yeşil koysaydım. O zaten constraint'i sağlamıyor. Kırmızı koysaydım. O da zaten constraint'i sağlamıyor. Dolayısıyla tıkanıyorsunuz. Tıkandığınızı görebilmek önemli. Tamam. İşte o zaman ne yapacağız? Soru bu. Yani bunu forward checking şurada kontrol ettirtiyor. Diyor ki SA'ya mavi koy. Neyse buraya mavi koyduk. Sonra buraya ne kalacak? NT'ye. NT'de de mavi var. SA'da da mavi var. Bakın burada gözüküyor. İkisinde de tek ihtimal kalmış. Dolayısıyla birine mavi koyduğunuzda iş kilitlenecek. Ki koyuyoruz. Mesela buraya nereye mavi koymuşuz biz? Şuraya mavi koymuş. SA'ya ihtimal kalmıyor. Ha, demek ki buradan çıkış yolu yok. Bu çıkış yolu olmaması durumu bizim geri dönmemiz. Ve işte burada bu demek ki çıkış yolu yok. Mavi koyamıyorum buraya. O zaman başka yere mavi koyayım. Bütün bu ihtimalleri denedikten sonra oradan olmuyor. O zaman şu yeşili geri alayım. O yeşil yanlış konmuş. Yeşili oraya koymayacakmışım. Denilebiliyor. Ki bunun tek çözümü var. Şuraya kırmızı koyduysanız buranın da kırmızı olması. Değil mi? Bunu biliyoruz. Dolayısıyla bu şey algoritma forward checking veya backtracking ikisi de bu işi çözmek için kullanılan yöntemler. Backtracking ağaç üzerinde gidiyor. Bir ihtimal olmadı geri dönüyor. Forward checking ise ileriye doğru check ediyor. O ihtimal olmadığı zaman geriye dönüyor. Constraint propagation ise bu constraint'in ileriye doğru yayılması. Propagation Türkçe'de yayılma diye çevirebiliriz herhalde. Bu problemlerin, yerel problemlerin diğer problemler üzerinde uygulanması. Mesela şöyle anlatmaya çalışalım. NT ve SA aynı anda mavi olamaz. Değil mi? Şuradaki mavi ise şu da mavi olamaz. O zaman buradan fazla devam etmeyelim.
Çünkü şunu biliyoruz, constraint neydi? İki komşu birlikte aynı renk olamaz. Burada kalan ihtimalle burada kalan ihtimal mavi. Dolayısıyla devam etmeyelim. Buraya koyup işte şeyi maviyi olmadı. Buraya koyup maviyi olmadı. Buraya koyup maviyi olmadı diye denemek yerine bu forward checking'de veya back tracking'de ikisinde de yapılan bir şey. Constraint orada şu şeyi forward checking yaparken görsün ve daha fazla devam edip aramasın. İşi kolaylaştırsın. Yani backtracking birazcık daha bu anlamda daha başarısız bir yöntem olarak düşünülebilir. Arama ağaçlarının kullanılması. Tabii hangi ağacın, hangi arama algoritmasını kullanacağına göre performans değişebilir ama diyelim ki bir arama algoritması kullanıyorsunuz ve o kullandığınız arama algoritması bütün ihtimalleri arıyor, bir sonuç bulamayınca geri çıkıyor ve backtrack ediyor. Bu bir çözüm. Ama o daha fazla gidilemeyeceğinin anlaşılabilmesi constraint propagation ile yapılabilir. Siz constraint'i her adımda tekrar check edersiniz. SA'da ve NT'de kalan ihtimallere göre çözüm olabilir mi? Şunda ve şunda kalan ihtimallere göre çözüm olabilir mi? Ve sizin daha fazla ihtimal aramanızı azaltacak bir sonuç olarak geri dönebilir. R-consistency denilen bir şey var. Bu R-constraint'ler çok meşhurdur. Bu arada koşullu programlama denilen veya bu şeyler içinde kullanılan bir yöntem. Şimdi bakın burada mesela SA'dan NSW'ya bir ark var, bir koşul belirtilmiş. Bu arklar bazen böyle şey anlamında da kullanılabilir. Gerçek hayatta görebilirsiniz. İşte şu oluyorsa şu olmasın, bu oluyorsa bu olsun, bu oluyorsa hem şu olsun hem şu olmasın anlamında çevrilebiliyor. Birden fazla arc constraint konulabiliyor ve konfliktlerin anlaşılabilmesi için, inconsistent constraintlerin anlaşılabilmesi için bazen öyle constraintler veriliyor ki, koşullar veriliyor ki bunlar birbiriyle çelişkili oluyor, tutarsız oluyor. Bunların bulunabilmesi için ne denir, konfliktleri bulunabilmesi için R-consistency kullanılabiliyor. Şimdi burada mesela demiş ki her bir x'in her bir değerli için y'de öyle bir ihtimal vardır. Bu R-constraint'in tanımı. Yani her x değeri için y'de bir ihtimal var mıdır, bir sonuç var mıdır? Mesela SA'nın mavi olması durumunda NSW'da bir çözüm var mı? SA mesela şu anda mavi olduğu için NSW'de evet bir çözüm var. Veya şöyle bir konsept alalım. NT'nin her durumu için SA'da bir çözüm var mı? Mavi olması durumunda SA'da bir çözüm yok. Bakın burada mesela arc constraint fail etti. Çözüm yok. Çünkü neden? NT'deki bütün durumlar için SA'da bir çözüm var mı? Mesela diyelim ki NSW'da ile V arasında bir constraint olsaydı, var ki zaten böyle bir constraint var. NSW'daki her şey için V'de bir çözüm var mı? İşte kırmızı için V'deki çözümler neler? Yeşil ve maviler. Mavi için V'deki çözümler neler? Kırmızı ve yeşiller. Dolayısıyla bunların arasında çözüm var. Arc constraint sağlıyor. Şimdi dolayısıyla bu arc constraint bizim konflikleri anlamamızı, çakışmaları anlamamızı ve çakışma varsa şayet o yoldan devam etmememizi veya ilk başta bu arc constraint'leri şey yaparsınız, arc consistency'yi devreye sokarsınız. Bütün problemin çözülüp çözülemeyeceğini bulmaya yarıyor. Bir konflikt olup olmadığını anlamamıza yarıyor. Evet, onu anlatmışlar. Local search'lerimiz var. Bu bildiğiniz, pardon, hızlı gittik. Local search'ler bildiğiniz, işte neydi o kullandığımız algoritmayı tekrar hatırlayalım. Hill climbing, anlattık bunları. Local beam search anlattık. Bir de genetik algoritmayı sonraya bırakmıştık. Bir şey daha anlattık. Simulated annealing anlattık. Bu algoritmalar local search yapan yöntemlerimiz ve bu search yöntemleriyle biz minimum konflikti sağlayan bir çözüm bulabiliyoruz. Burada artık şeyden bahsediyoruz bakın. Tamamının çözümünün bulunamamasında kabul ettiğimiz durumlardan bahsediyoruz. Yani global maksimum veya global minimum olma ihtimali var. Bunu bulmak istiyoruz. Ama her şeyin tatmin edilemeyeceği çözümleri de kabul etmeye başlıyoruz artık. O kısmi olarak çözüm, kısmi olarak tatmin edilebilmesi, bütün constraintlerin demiştik. Bütün constraintlerin bir kısmını tatmin edebilmesi durumuna geçiyoruz. Burada heuristik algoritmalarımızı ve o heuristik algoritmalar üzerinde de, yani sezgisel algoritmalarımızı, o sezgisel algoritmalar üzerinde de local search'leri, yerel arama algoritmalarımızı kullanabiliriz. Bu bildiğiniz diğer 3 algoritma, ki bunların başkaları da var. Yani local search yapan diğer algoritmalar da var. Onları kullanabiliriz. Mesela 4 queen, 4 vezir örneği. Bu normalde 8'e 8 tabloda oynanan 8 vezirin birbirini yememesi durumu üzerine kurgulanmış bir problemdi, hatırlarsınız. Bunun küçük bir versiyonu 4'e 4'lük bir tabloda da yapabiliyoruz. 4 tane vezir olacak ve birbirini yemeyecek. Tahtayı öyle bir yerleştireceğiz ki birbirlerini yemeyecekler. Şimdi şurada başladığımızda heuristik şeyimiz neydi?
Heuristik fonksiyonumuz hatırlarsanız kaç vezirin birbirini yiyebildiğiydi. Kaç tane yeme işlemi olduğuydu. Burada 5 tane yeme işlemi var. Bu bunu yiyebiliyor 1, bu bunu yiyebiliyor 2, 3, 4 ve 5 birbirlerini yiyebilecekler. Şimdi bu 5 tane yeme ihtimalini azaltabilecek durumları düşünüyoruz. Mesela şunu şu anda hangisini oynatmak istersiniz öyle söyleyeyim. Bakın bunlar 2 tane yeme durumunda constraint olarak baktığınızda bunlar 3. 3'ü azaltmak daha iyi bir şey değil mi? Dolayısıyla 3'ün olduğu ya şunu oynatacağız ya bunu oynatacağız. Mesela bunu almışlar buraya oynatmışlar. Bu bir çözüm. Şimdi bunu oynattıktan sonra ve bunu oynatabileceğiniz ihtimallere bakıyorsunuz tabii. Bu arada oynatmışlar derken kafadan bir yere oynatmıyor. Burada 0 tane vezir birbirini yiyor. Burada zaten 3 tane vezir yemesine sebep oluyor. Burada gene 3 tane vezir. Burada gene 3 tane. Hatta 4 tane. Şu da yiyor 4 tane. Dolayısıyla bunun oynayabileceği ihtimaller arasında en makul yer 0 olan yer burası. İlk adımda dolayısıyla bunu oynatıyoruz. Sonra geri kalan vezirler arasında en fazla constraint'i fail ettirten, düşüren hangisi? Bu. O zaman bunu nereye oynatıyoruz? Bunu da buraya oynatıyoruz. Yani local search, hatırlarsanız bu local beam search'te, hill climbing'de veya simulation'de rastgele bir yerden başlıyorduk. Aynen burada da rastgele bir yerden başlıyorsunuz. Bir tahtaya 4 tane veziri rastgele koyuyorsunuz. Sonra en fazla yemeye sebep olan veziri seçiyorsunuz. Onun oynayabileceği kareler arasında gidebileceği en makul yeri buluyorsunuz. Ve ondan sonra da harem işlemini yapıyorsunuz. Böyle bir çözüm olarak kullanılabilir. Local search algoritmaları constraint'ler check edilerek. Evet, zannediyorum konu anlaşıldı, kavram anlaşıldı. Constraint satisfaction problem'lar nelerdir? Koşul tatmin problemleri nelerdir? Yapay zekada nerelerde kullanılır ve nasıl çözülür? Arama algoritmaları, şimdiye kadar öğrenmiş olduğumuz arama algoritmaları, işte local search algoritmaları nasıl kullanabiliriz? Ve hatta bunlar üzerinde daha da iyileştirmeler nasıl yapabiliriz? Constraint propagation gibi, forward checking gibi yöntemleri de anlatmış olduk. Umarım faydası olur. Kodlama videolarında yazmaya, yani çekmeye çalışacağım. Vakit buldukça biliyorsunuz çekmeye çalışıyorum Türkçe videolarımızı YouTube kanalımızda. Vakit buldukça da onları da ilerletmeye çalışacağım. Bir kaynak da oluşuyor. Umarım faydası olur. Herkese de başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.